İsterseniz şöyle devam edelim. Şimdi adaylık meselesine döneceğim bir de. Sonra da çünkü inşallah vaktim kalırsa mutlaka NATO konuşmak istiyorum. 19 Mayıs Cumhuriyet Orhan Bursalı, sizin adaylığınız konusunda bir şüphe mi var sorusunu Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltiyor. Kılıçdaroğlu, bu konu masada hiç görüşülmedi, sadece şu görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili gazetecilerden çok soru geliyor. O zaman biz Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini belirleyen bir paragraf yazalım diye konuştuk ve bunu yazıp ilan ettik. Cumhurbaşkanlığı adaylığının çok fazla gündeme getirilmesi aslında ekonomide yaşanan bunalımı toplumun gözünden kaçırma amacı taşıyor. Çünkü bu kadar ciddi konu varken kim Cumhurbaşkanı adayı olacak tartışmasını sürekli yaparsanız ve neden Cumhur İttifakı kendi açıklamıyor diye sormazsanız doğru olmaz. Erdoğan ne zaman açıklarsa ve seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız. Cumhur İttifakı kendi adayını açıklamıyor diye sormazsanız doğru olmaz. Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız. Biraz tersten başlıyorum. Zafer, seninle başlıyorum. Şimdi bak, Kılıçdaroğlu'nun ya da Erdoğan'ın adaylığı konusunda bir şüphe mi var? Hiçbir şüphe olduğu kanaatinde değilim. Bak şimdi şu haberi aslında okumak istiyorum. Oğuzkan Salıcı, cumartesi günü Maltepe'de düzenlenecek mitingle ilgili bir açıklama yapmış. Diyor ki CHP mitinginde bir protokol olmayacak. Kürsüde sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve tüm partililer miting alanında vatandaşla birlikte genel başkanı dinleyecek. Bu ne anlama geliyor? Basit bir haber gibi gözüküyor ama Kemal Bey kürsüye tek başına çıkarak, yani parti tabanının, vatandaşın karşısına tek başına çıkarak aday benim mesajı veriyor. Zaten ben bu hafta iki gün önce köşemde de yazdım. Çok özür son dilerim. Son M'ye kadar. Zaten özür dilerim. Kürsüde tek başına dedik mesela sağında solunda parti kimse olmayacak. Hiç kimse olmayacak. Yani evet, çarpıcı. Açıklamasına çarpıcı göre. Yani bu net bir şekilde Kemal Bey diyor ki aday benim diyor. Şimdi son MYK'da da ben hafta içinde bunu yazdım. İttifakla bütün MYK Kemal Bey'in adaylığı konusunda görüş belirtiyor. Yani bugüne kadar bu niye olmadı? Eğer Canan Kaftancıoğlu olayı olmasaydı bu muhtemelen kamuoyuna daha önce duyurulacaktı. Yani Kemal Bey'in CHP'nin altılı masaya götüreceği ismin Kemal Bey olacağı daha önceden duyurulacaktı. Dolayısıyla an itibariyle Kemal Bey'in adaylığı konusunda ben herhangi bir sorun olacağını bu saatten sonra düşünmüyorum. Ha, altılı masadan Kemal Bey'e bir itiraz olur mu? Şimdi muhalefet bloğunun en büyük partisinin genel başkanı. Normal şartlarda olmaması lazım. Kemal Bey'in artık o ittifakın adayı olması lazım. Eğer bu saatten sonra Kemal Bey'e bir itiraz olursa, masa dağılırsa çok büyük bir siyasi kriz anlamına gelir bu. O zaman başka şeyler konuşulabilir ama Kemal Bey açık ve net bir şekilde aday benim diyor. Peki Akşener de ikna oldu mu sence buna? Oldu tabii. Şimdi yani Akşener'in Kemal Bey'e bence çok ciddi bir vefa borcu var. Eğer Kemal Bey 2018 seçimlerinde o 15 milletvekilini bir gece yarısı operasyonuyla İyi Parti'ye yollamasaydı bugün İyi Parti mecliste temsil edilen bir parti olmayacaktı. Hatırla, baraj altında kalmışlardı. Yani küçük bir farkla da olsa baraj altında kalmışlardı. Bir de bunu defalarca konuştuk. Şimdi Kemal Bey olmasa kim aday olacak? İki tane belediye başkanının ismi ön plana çıkıyor. İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Evet. Mansur Yavaş'ın aday olması Meral Akşener tarafından istenmez, her ne kadar aksini iddia etseler de. Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını Kemal Bey istemez. Çünkü siyaset böyle bir şey. Onlardan birine aday gösterdiğinizde kendi siyasi misyonunuzu tamamlamış oluyorsunuz otomatikman. Yani dolayısıyla adayın burada Kemal Bey olması bence kesinlik kazanmıştır. Kemal Bey bu parti içi iktidar yarışlarında çok başarılı. Hakkını teslim edelim. Yani bugüne kadar CHP'de işte yenilemez, geçilemez denilen kim varsa Deniz Baykal'dan başlayarak Deniz Baykal, Önder Sav, Muharrem İnce ve daha niceleri Kemal Bey tarafından ustaca tasfiye edildi. Yani kendisi hani tabiri caizse o eski çizgi romanlarda vardı ya, ormanda 10 kaplan gücünde. Kemal Bey de bu parti içi iktidar yarışlarında 10 kaplan gücünde. Peki. Bu kadar hani aday olamaz. Ben birçok CHP'liyle konuştuğumuzda hepsi diyordu ki Kemal Bey aday olamaz. İşte MYK böyle bir karar almış ve Maltepe mitinginde de bunu bence fiili olarak ortaya koyacak. Peki bir sorun var.
Cumhur İttifakı kendi adayını açıklayamıyor diye sormazsanız doğru olmaz. Erdoğan ne zaman açıklarsa. Yani, açıkladı galiba ya. Geçen gün bir, Devlet Bey açıkladı değil mi? Hayır, kendisi de şeyden gelirken bir yurt dışı gezisinde gazetecilere söylemedi mi benim adayım diye. Yani böyle bir şey resmi mi var? Resmi değil ama gayri resmi açıklama şey, yaptı. Öyle bir şey olabilir ya, mi? Ya? Ha, merak ettiğim için sordum. Ya şöyle Hande, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemi o kadar dolu ki, yani dış meseleler, iç meseleler. Hani bu adaylık tartışmalarıyla ilgili ben bir polemiğe gireceğini, girmek isteyeceğini sanmıyorum. Yani aday Sayın Cumhurbaşkanı, yani daha bunun üzerinde konuşmanın, yorum yapmanın bence bir anlamı yok. Bu sadece muhalefetin kendi üzerindeki bu baskıyı dağıtmak için ortaya attığı bir siyasi atraksiyon, başka bir şey değil. Peki İsmet Bey, aynı sorular. Vallahi ben MYK'da Kemal Bey denmiş olabilir ama aynı MYK'dakilerin İstanbul'da da başka şey dediğine ilişkin duyumlar da alıyoruz. Hani daha önce de söyledik, Ankara'da Kemalci, İstanbul'da Ekremci tabiri çok konuşuluyordu. Ama yeni mi? Yeni mi söylemişler bunu? Yok, uzunca bir süredir söyleniyor. Bir televizyon yayınına katılan bir MYK üyesinin benzer söylemleri olmuş. Evet. O da ikna olmuş mesela. Şimdi ikna olma meselesi şu. Bence daha önümüzde bir yılı aşkın, bir yıllık bir süre var. Ki Mayıs'ta muhtemelen olur. Tam Haziran belki bir ay önceye çekilir. Hala Ekim-Kasım diyenler de var biliyorsunuz. Evet, belki baskın bir erken seçimle de karşı karşıya kalabiliriz. Bunu bence ekonomideki gelişmeler belirleyecek. Hı hı. Ona göre bir şey olacak. Ancak ben yani Kemal Bey bir takım açıklamalar yaptı. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin Trabzon'daki mitingi biter bitmez bir video paylaştı. Yola çıktım diye biliyorsunuz. Hı hı. Yani bu da onun adaylığı konusunda bir kararlı olduğunu gösteriyor. Yine biraz önce Zafer Bey'in okuduğu mesele var. Kürsüye kimseyi çıkarmaması da bunun göstergesi. Çünkü bu tür mitinglerde partinin ağır topları kürsüde olur, arkada olur. Belediye başkanı eğer senin partindense orada olur. Veya diyelim ki İstanbul İl Başkanı eğer parti mitingi ise bu orada olur. Yani genellikle biz bugüne kadar vallahi böyle gördük. Bununla doğru bir karar vermişler İsmet abi. Neyse yani. Yani çünkü o fotoğraf üzerinde de birçok yorum yapılacaktı. Ben bugüne kadar seçim gezilerinde genel başkanlar dışında kürsüde kimse olmaz. Yani benim gördüğüm kadarıyla otobüs değil ama orada platform olur. Sahnede galiba. Platform olur, arkada beklerler. Önde olabilir. Ama şimdi Oğuz Kağan Salıcı bunu niye açıklasın ki? Bence yani bana sıra gelince şimdi, söyleyeceğim. Şimdi ikincisi önümüzdeki günlerde daha çok gelişme olabilir. Mesela Canan Kaftancıoğlu olayı. Mesela bu yargılama olayı. Şimdi yavaş yavaş onunla ilgili bilgiler de çıkmaya başlıyor. Acaba Canan Kaftancıoğlu kendisinin ceza alacağını biliyor muydu önceden? Gelen bazı bilgiler var. Zaten önceden kendisi uyarılmış. Bak ceza alacaksın, ilgilenmiyorsun diye. Ne demek bu? Ne yapabilir? Yani savunma, şimdi bir yerde mahkeme var. Mahkemede nedir? Ceza almaman için işte avukatın veyahut da başka birileri uğraşırsın. Avukatı yok mu? İlgilenirsin. Var. Bir avukatı var ama var, kendisine avukat. Bir uyarı yapılıyor. Bu uyarı haber gönderiliyor ve gönderen kişiyi de daha sonra kendisi arıyor. Nereden? Bir bayramda arıyor. CHP Genel Merkezi'nden. CHP'den birisi. Yani biri tanıdığı diyor ki bakın böyle böyle Canan Hanım'da böyle bir şey var. Bak bir ceza olacak. Hı. Bu cezada bizim yasalarımızdaki pozisyonu da belli. Davasıyla pek kimse ilgilenmiyor. İlgilensin deniyor. Hı. Sonuç değişir miydi İsmet Bey? Ayrı bir şey. Yani siz hukukçusunuz, daha iyi bilirsiniz. Bu ceza, bu ifadelerin karşılığı bellidir herhalde. Ya baba, anlamadım uğraşma ben deyince şimdi. Ben başka Canan bir şey anlıyorum. Canan Hanım bilerek ceza almak için uğraşmıyor mu demek istiyorsunuz? Ya uğraşma dediğiniz şey, hayır, İsmet Bey açarsa davasının kendisini savunmak için çok fazla bir çaba göstermediğine ilişkin bilgiler var. Yani yok, bilerek mağdur olmak yani için. Biraz böyle bir çalışma var anladığım kadarıyla. Şimdi bu şöyle bir şey. Şimdi iki yönlü düşünebilirsiniz böyle ona bir şeyi. Birincisi, abi? Birincisi birisi kendisini mağdur yapabilir. İkincisi bu yolla ondan kurtulmak isteyebilir. Şimdi bu iki seçenek de tartışılabilir. Yani bununla ilgili önümüzdeki günlerde bazı bilgiler de ortaya çıkar kim diye düşünüyorum. Kim kurtulmak istedi? Kemal Bey mi? Ya bilemiyorum ben yani kim kurtulmak istediğini. Ona... Çünkü mesela nedir? Amerika'daki derin devletin Foreign Policy'de çıkan makaleler var. Makale diyor ki işte genel başkanlığa hazırlanıyor. Erdoğan Canan için, Canan için böyle iddialar da var.
işte. Aman Amerikalılar da çok şey söylüyor. Onlara ama, bakarsak da yani. Ama şöyle bir şey. Oralarda çıkanlar neden bir süre sonra da karşımıza başka bir şekilde çıkıyor genelde. Yani hiç boş atmadılar bugüne kadar. Bir şekilde karşımıza çıkıyor onların şeyleri. Yani bu nedenle önümüzdeki günlerde olası adaylar konusunda yeni gelişmeler de yaşayabiliriz. Yani ben mesela Ekrem İmamoğlu konusunda hala pota dışına çıktığını sanmıyorum. Yani önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanları adayları arasında olacağını düşünüyorum. Yani en azından ama Kemal Bey kapıyı kapattı İsmet abi. Ya kapatabilir bunlara. Yani şöyle hani bir dönem daha devam edecekler dedi. Anladım da şimdi öyle olmuyor bazen. Siyasette 24 saat çok önemlidir. Ve hesap kitap işidir. Hesap kitap işidir bu işler. Peki bütün raporlar çıktı. Bu Türkiye ile ilgili bu hesapları yapanlar, hele bu Finlandiya ve İsveç olayından sonra bu iktidarın mutlaka gitmesi gerekir diyenler, hesap kitap yaptılar ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu seçim kazanılmayacak diye düşündüler. Yerine başkasını koymazlar mı? Kazanacak bir aday koymazlar mı? Kararsızlardan... Kemal Bey'in hiçbir şeyi yok, ağırlığı yok yani. Bunlara gidip de Kemal Bey, yani Kemal Bey'i bunlar mı oturtacak da masaya başkasını da getirip oturtacaklar? Nasıl niye, bir şey niye yani? Öyle olmadı mı geçmişte? Ama Meral Akşener yedek mesela, ya da Kemal Kılıçdaroğlu höt demez mi mesela? Meral Akşener kabul etti mi? Tamam işte gene biri çıkıp belki de, ötlemez mi? Belki de bir gün sonra gelecek diyecek ki bak kararsızlardan ben oy alabilirim. Bu kararsızların çoğusu AK Parti'den kopmuş olan kararsızlar. Meral Hanım kendisi mi? Tabii kendisi de çıkabilir. Aday olarak. Gönlünden evet, geçmiyor mu? Yani. Başbakanım deyip duruyor. Yani, başbakanlık dediğiniz bugünkü yani karşılığı nedir? Kendini bağladı yani ben aday olmayacağım. Hayır, diye bağladı. Ben İYİ Parti'de yakın çevresiyle görüşme imkanım oldu. Kesinlikle daha henüz öyle bir kararı yok dediler. Yani iddiasını kaybetmiş değil dediler. Gelişmelere bakıyoruz dediler. Gerçi yani ondan sıyrılmak zor bir iş değil. Yani ya şartlar, bu... şartlar değişti der ama yani ben... Yani burada önemli Kemal olan... Bey ismi tamam gibi ya. Önemli olan, birileri için önemli olan skor. Bakın bu İsveç ve Finlandiya tartışmasından sonra bence bu daha da önem kazanacak önümüzdeki günlerde. İsveç, ve Finlandiya diye yani tartışması NATO'da, mı, ekonomi tartışması hayır, mı? O NATO'da sorun çıkarmak anlamında diyorum. Yani bizim planlarımızda taş çıkarırsan biz de sana taş koyarız. Ya bu Finlandiya İsveç'i aşar da. Ya bu Amerikalılar mı oy kullanıyor burada yani? Valla Amerikalılar oy kullanmaz da belirler. Niye Ecevit'e biraz önce konuştuk. Ecevit'e operasyon niye yapıldı 2002'de? Tamam ama Irak yani, işgali, Irak işgali olmasaydı. Vallahi Ecevit Irak işgaline yani karşı çıkmasaydı. Yani 15 Temmuz'dan hatta daha öncesinden itibaren Amerikalıların burada çok borusunun ötmediğini de görüyoruz. Hayır, anladım, artık. Anladım yani. Bakın Amerika'nın her dediği olacak değil. Amerika eski Amerika değil. Öyle her dediğinde yaptırabilecek bir gücü Türkiye yok. Türkiye eski Türkiye değil. Ha, hayır. Amerika da eski Amerika değil. Ha Amerika başarır anlamında söylemiyorum. Amerika bu perspektifte bir aday belirleyecek diyorum. Ya şu tartışmalarda bir cümle şunu söyleyeceğim. Şöyle bir haksızlık yapılıyor. Bence CHP seçmenine haksızlık yapılıyor. Yani mesela Kemal Bey aday yapmıyorsunuz Kemal Bey'e rağmen. Ama CHP seçmeni gene oraya oy vermeye devam edecek. Yani Meral Akşener aday olacak. CHP seçmeni buna gönül koymayacak. Ya da ne bileyim işte başka birine aday yapacaksınız. CHP gene blok halinde oraya oy verecek. Yani nereden biliyorsunuz? Vermiyor zaten. Her parti şimdi Kemal Bey olunca onlar vermiyor, şunlar vermiyor. Peki Kemal Bey olmasa diğerlerinin vereceğinin bir garantisi var mı? Şimdi ittifakın en büyük partisi. Ama bu ittifak. Ya yani bu ittifakın en büyük. O zaman Kemal Bey'e de verirler. Hani şimdi evet. Kemal Bey'le seçim anlamaz hani deniliyor ya. O zaman ona da verirler bu ama mantıkla. Amerikalılar zaten karar veremez yani. Ya Amerika'nın canı cehenneme yani. Bana zorla söyletiyorsunuz. Yani şimdi her şeyi de arkadaş bu kadar... Yani İsmet i̇şte abi lütfen de... yanlış anlama sana değil tepkim. Ya artık bir kendimize güvenelim. Yani bir özgüvenimiz olsun. Yani kendimize biz... güvenelim. Ben ya şöyle tüm siyasi partilerimize güvenelim. Daha bize, kimsenin adamı daha olmadıklarını bize, düşünelim. Daha bize ne böyle yapacaklar? Yani darbe yapmış mı Amerika? Yapmış. Aşağıda YPG i̇şte PKK'ya 70 bin tır dolusu silah vermiş mi? Vermiş. NATO'da beni sıkıştırmaya çalışıyor mu? Ekonomik anlamda sıkıştırmaya çalışıyor mu? Ya yapacağı her şeyi yapmış. Yani bu kadar. Zafer daha, Bey, tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha dünkü açıklaması değil mi? İsim vermeden Biden'a söyledi ve Biden'ın evet. Türkiye'de kime iktidar acayip. Yapacağına ilişkin sözlerine atıfta bulundu. Evet, ve Biden demeden dedi. Tabii. Dedi. Yani grup bunu da sadece ben söylemiyorum ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da yani şu, adayın birisi de aynı hayır, şeyi söylüyor. Şu olur, sen dik durursun, güçlü olursun,
Amerika'da senin istediğin çizgiye gelir yani. Amerika'da uzlaşılmaz bir devlet değildir. Orada da çıkarlar söz konusudur. Çizgiye gelmese de belli bir çizgiye gelir. O da evet senin Anladım. De belli bir çizgiye gelir. İnşallah böyle bir çizgiye gelmezler. Şimdi,